Sanat eserinin değeri nasıl belirlenir ya da edebi metinlerin sanat değeri nasıl ölçülür? Tarih içinde bu soruları cevap arayan pek çok yaklaşım bulunur. İslam dünyasında edebi ürünlerin sanat değerini belirlemede ise kullanılan ölçü ortaktır ve adına da belagat denir. Belagat ilmi Araplar arasında büyük önemi olan cahiliye şiirinin edebi tenkidi için yapılan çalışmalardan doğmuştur meyani, beyan ve bedi, belagatin ana konularıdır. Türk İslam edebiyatı metinlerinde klasik belagatin bütün kadro ve konularına ait örneklerine rastlamak mümkündür. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar belagat, bedi, beyan, meyani ve edebi sanatlardır. Programı izledikten sonra belagat nedir, hangi konulardan oluşur? Belagat ilmi nasıl bir tarihsel gelişim süreci izlemiştir? Türk İslam edebiyatı metinlerinde sıkça karşılaşılan edebi sanatlar hangileridir sorularını cevaplayabileceksiniz. Belagat Arapça belega kökünden gelir. Anlamı ise sözün fasih ve açık seçik olması demektir. Belagat'ın bir edebiyat terimi olarak en kısa ve etkili tanımı bir fikrin yazılı ve sözlü olarak yerinde, yeterince ve zamanında ifadesidir. Yazılı veya sözlü ifadede bu amaca ulaşabilmek için üç konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Bu konular meani, beyan ve bedidir. Meani, kelamın muktezaya hale uygunluğunu sağlamak için gerekli olanları bilme şeklinde tanımlanabilecek konulardır. Beyan, sözün açık seçik olma ve kolay anlaşılabilmesini temin etme yollarıdır. Bedi ise sözü güzel, süslü ve etkili söyleme usulleridir. Klasik belagat kitapları fesahatle ilgili bir girişle başlar. Burada fesahati bozan tenafür, zincirleme tamlamalar, kelimelerdeki uyuşmazlık, alışılmamış sözlerin kullanılması, ifadede görülen zayıflık, ifadenin kapalı olması gibi konular ele alınır muhtevada yer alan diğer bir bahis meanidir. Burada işlenen başlıca konular ise isnat, inşa, temenni, emir, nehi, ünlem, yüklem, özne, cümle ve unsurları, kısaltma, bağlama, ayırma, müsavat, icaz ve itnaptır. Beyan konuları ise delalet, hakikat, mecaz, kinaye, teşbih, İstihare, mecaz mecaza mürsel ve tariz olarak sıralanabilir. Bedi de irsali mesel, tecahülü arif, tevriye, iham, teşhis, intak, hüsnü talil, mübalağa, nida, rucu, iltifat, telmih, tazmin, cem ve taksim, lefü neşr, cinas ve seci konuları üzerinde durur. İslam'ın ilk asırlarından sonra ana dili farklı olan yeni toplulukların İslam camiasına katılmasıyla Kur'an ve hadisi doğru anlama ihtiyacı önem kazanmıştır. Bu sebeple belagat ilminin konuları ilk olarak Kur'an ve tefsir ilmi içerisinde gelişir. Bu dönem belagat ilmi için birinci devre olarak adlandırılabilir. Kur'an Arap diliyle vahyedilmiş bir belagat mucizesidir. Onu anlamak için Arap dili gramerini ve Arap edebiyatı konularını bilmek gerekir. Bu sebeple belagat 10. ve 14. asırları kapsayan ikinci devrede bir ilim dalı olarak teşekkül etmeye başlar. Bu dönemde belagat ıstılahları ortaya çıkar, yazılan eserlerde belagat bahislerine sıkça yer verilir. Belagatin 14. asırdan 19. asra kadar devam eden uzun dönemi ise 3. devre olarak kabul edilir. Bu devrenin en dikkat çeken özelliği önceki devrede yazılmış önemli belagat kitapları üzerine şerh, haşiye ve talikatların kaleme alınmasıdır. Son devir belagat çalışmaları ise İslam dünyasının batı ile temasa geçmesinin etkisiyle iki farklı yönde gelişme göstermiştir. Bunlardan biri klasik belagat anlayışını sürdürmeye, diğeri de batı retoriği ile belagatı kaynaştırmaya yöneliktir. Belagat ilmi ülkemizde 19. asra kadar Arapça kitaplardan ya da Arapça ve Farsçadan tercüme eserlerden okutulmuştur. Ünlü Türk dil bilgini Sekkaki de Miftahül Ulûm adlı eserinin 3. bölümünü belagat konularına ayırmıştır. Hatip el-Kazvini ise Sekkaki'nin eserini kısaltarak meydana getirdiği Telhisül Miftahı kaleme almış ve eser önemli derecede bir ilgiye mazhar olmuştur. Belagat konusunda benzer ilgiye kavuşmuş bir diğer eser de Taftazane'nin Kazvinin'in eserine yazdığı El Mutavvel adlı şerhtir. Bu şerh yüzyıllarca Osmanlı medreselerinde temel ders kitabı olarak okutulmuştur. Tanzimat sonrası dönemde ise belagat kitaplarının hazırlanmasında batılı eserlerden faydalanılmıştır. Süleyman Paşa, Mebani il inşasını Fransız yazar Emile Lefranc'tan faydalanmak suretiyle meydana getirmiştir. Edebiyatımızda klasik tarzda ilk Türkçe belagat eseri ise Ahmet Hamdi'nin Belagat-ı Osmani adlı kitabıdır. Belagat konusundaki son dönem çalışmaları arasında dikkat çeken iki isimden biri Edebiyat Bilgi ve Teorileri Belagat adlı eseriyle Kaya Bilgegil'dir. Diğeri ise Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat adlı çalışmasıyla Yekta Saraç'tır. Bu eserler belagatin konularını günümüz okuruna anlaşılır bir şekilde sunması bakımından önem taşır. Türk İslam Edebiyatı'nda belagatın bütün kadro ve konularına dair örneklere rastlamak mümkündür. Bununla birlikte seci, teşbih, istiare, mecaz, tecahül-i arifane, hüsn-i talil, teşhis, intak, tenasüp, lef neşr gibi sanatlarla daha çok karşılaşırız. Şimdi bu edebi sanatları kısaca tanıyalım. Seci daha çok bir nesir sanatı olarak kabul edilir. Klasik anlayışa göre seci mensur bir sözün son kelimesinin şiirde ise iki fasılanın tek bir harfte birleşmesi üzerine kurulmuştur. Kesafet-i sehapta letafet-i şihabı unutmuştuk ibaresindeki kesafet, letafet ve sehap, şihab arasındaki seciyi T ve B harfleri sağlar. Türk Edebiyatı'nda seci uygulamasına düz yazı dilinde ve resmi yazışmalarda daha önemli yer verilmiştir. Vaaz ve hutbe gibi dini konuşmaları içine alan hitabet de Seci'in etkili olarak kullanıldığı bir diğer alandır. Seci'ler, atasözleri ve deyimlerde ise bir ahenk unsuru oluşturarak ezberlenmelerini kolaylaştırır. Sözlü edebiyat alanının önemli bir bölümü olan dua metinlerinde de Seci, etkili bir ifade tarzı işlevi görür. Yazılı edebiyattaki Seci örnekleri ise daha özenlidir. Özellikle mensur divan dibaceleri başta olmak üzere manzum ve mensur eserlerin mukaddimelerinde Seci'li üslup göze çarpar. Seci sanatının Türk Edebiyatı'ndaki en mükemmel örneği Sinan Paşa'nın Tazarru Namesi'dir. Teşbih ise klasik belagatta mecazla birlikte ele alınmıştır. Bununla birlikte aralarındaki temel fark teşbihte kelimelerin gerçek anlamıyla kullanılmasıdır. Teşbihin dört rüknü vardır. Müşebbeh yani benzeyen, müşebbehün bih benzetilen ve çişebeh benzeme yönü ve edatı teşbih, teşbih edatıdır. Açılma ey yüzügül gül şahsı nadana kitabı asa ibaresinde müşebbeh yüzü gül, müşebbehün bih açılmak ve çişebeh kitap, edat teşbih ise asa şeklindedir. Ancak belagat kitaplarında yer alan teşbih ve türleri hakkında sayısı ve sıralanması hususunda farklılıkların olduğu da bilinmesi gereken bir husustur. İstihare bir kelime veya ibareyi teşbihi kuvvetlendirmek, muhataba daha güçlü yorum imkanı sağlamak için benzeşme ilgisiyle bir karineye bağlı olarak gerçek anlamının dışında kullanmaktır. İstiharede asıl olan bir kelimeye asıl anlamını akla getirmeden yer vermektir. Dilimizde inatçı yerine keçi, asık suratlı ve zalim yerine nemrut kelimelerini kullanmak buna örnek oluşturur. Mecaz ise kelimenin asıl ve yan anlamlarının dışında benzetme amacı olmaksızın farklı bir kavramı ifade etmek üzere kazandığı yeni manadır. Mecazda kelime bir ilgi veya ipucu ile gerçek anlamı dışında kullanılır. Aç gözlü ya da gözü doymaz deyimlerindeki göz mecazi anlamda kullanılmıştır. Fakat istiharede olduğu gibi benzetme amacı güdülmemiştir. Şiir ve nesirde bilinen bir hususun bir nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade edilmesi de tecahüli arifane olarak adlandırılır. Bunun batı retoriğindeki karşılığı ise ironidir. Şair bunun için muhatabına aslında cevabını bildiği sorular sorar. Böylece söze nükte ve zarafet kazandırmış olur. Tahayyüle bağlı sanatlardan olan teşhis de varlıkların kişileştirilerek yeni kimlikler kazanması şeklinde tanımlanabilir. İntak ise konuşma, insan gibi dile gelme demektir. Namık Kemal'in serilip haki hakarette vatan can veriyor. Yetişin son nefesimdir gelin imdada diyor ibaresindeki ilk mısrada can vermek fiili vatan için kullanılarak teşhis ortaya konulmuştur. İkinci mısrada ise vatanın yetişin son nefesimdir diyerek imdat istemesiyle intak sergilenmiştir. Bir diğer edebi sanat olan hüsnü talil de bir olayın gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana çıkarılmasıdır. Şiirde genellikle ilk mısrada söz edilen husus ikinci mısrada alışılmışın dışında bir sebeple izah edilir. Fuzuli'nin Ha ki yine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup gezer avare su beyti bir hüsnü talil örneğidir. Burada suyun gürül gürül akışı Hazreti Peygamber'in ayağının toprağına ulaşabilmek için hasretle başını taştan taşa vurarak akması şeklinde gösterilir. Tenasüp ise aralarında karşıtlık dışında bir ilgi bulunan iki veya daha çok kelimenin anlam güzelliği ve bütünlüğünü sağlamak için aynı sözde bir araya getirilmesidir. Tenasübün sağlanması için birbiriyle ilgili bitki ve hayvan adlarının veya tarihi ve efsanevi kahramanların aynı ibare mısra veya beyitte zikredilmesi gerekmektedir. Cümlenin kuruluş ve dizilişiyle ilgili anlama güzellik katan söz sanatlarından biri de lefü neşridir. Bu sanatta önce iki veya daha fazla unsur ayrı ayrı zikredilir ki buna lef denir. Ardından bunların her biriyle ilgili ögelerin sıralanması da neşirdir. İslam edebiyatında metinlerin sanat değerlerini ölçen belagat ilmi, cahiliye şiirini değerlendirmek amacıyla Araplar arasında başlar. Belagat konuları ilk dönemde Kur'an ve tefsir ilmi içerisinde gelişir. İkinci devrede müstakil bir ilim dalı olarak gelişerek meyani, beyan ve bediden oluşan klasik şeklini kazanır. Üçüncü devreye yeni eserler yerine şer, haşiye ve talikatların kaleme alındığı bir süreç hakim olur. Son devirde ise birik klasik belagat anlayışını sürdüren, diğeri batı retoriğini de belagatle kaynaştıran bir anlayışla eserler verilir. Türk İslam edebiyatında belagatin bütün kadro ve konularına dair örneklere yer verilmiştir. Bununla birlikte teşbih, istiare, mecaz, tecavüle arifane, hüsni-i talih, teşhis, intak, tenasüp, leffüneshir, seci gibi sanatlara daha çok rastlanır. Bu programda Türk İslam edebiyatına ait eserlerin sanat değerini belirlemede klasik ölçü birimi olan belakat ilmi üzerinde duruldu. Bu bilgiler ışığında Türk İslam edebiyatında sıkça karşılaşılan edebi sanatlar hakkında genel bilgiler verildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Türk İslam edebiyatı ders kitabının Dördüncü ünitesinde bulabilirsiniz.